Merhaba, iyi günler. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Hasan Aydın'la İslam kültüründe düşünce ve ifade özgürlüğü konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Ruşen Bey. Çok teşekkür ederim. Nihayet sizinle bir yayın yapıyoruz. Uzun zamandan beri aklımdaydınız. Ama bu son Diamond ya da Diamond tema olayı bayağı bir şeyleri tartışmaları yeşertti ve bunu bir vesile ederek sizinle bu yayını yapıyoruz. Şimdi İslam kültüründe düşünce ve ifade özgürlüğü diye bir başlık verdik ama burada iki tane soru var. Birincisi, niye İslam değil de İslam kültürü? İkincisi, düşünce ve ifade özgürlüğü deyince varmış gibi konuşuyoruz. Belki de soru işaretiyle vermek daha mı doğru olur? Evet, aslında İslam kültürü deyişini ben yazılarımda da kullandım. Hep kitaplarımda falan da kullandım. İslam kültüründe felsefenin krizi dedim mesela. İslam kültüründe felsefe, akımlar, filozoflar, bu tür eserler yazdım. Niye İslam kültürü? Sebebi şu. Birincisi herhalde şöyle diyeyim. İslam çok farklı yerlere yayılmış bir efendim din. Ama aynı zamanda yayıldığı bölgelere kendi rengini de bir şekilde vermiş bir din. Ben İslam kültürü deyişini gündeme getirerek aslında İslam'la İslam kültürü arasında bir ayrım yapmak gibi bir amacım yok, onu söyleyeyim özellikle. Ama kültür mesela İslam kültürü 7, 8, 9. yüzyıllar. Öyle düşünürseniz antik Yunan, Hint ve İran kültürüyle karşılaştı. 19. yüzyıldan itibaren de Batı kültürüyle karşılaştı. Bu karşılaşmalarla birlikte İslamcıların ya da İslami duyarlı olan kesimlerin bu kültürlere ilişkin olarak gösterdikleri refleksler var. İki büyük refleks var. Geriye de gittiğinizde bugün de öyle. Bir, o kültürleri İslam'a aykırıdır diye reddetme tutumu. İkincisi, İslamileştirme diye nitelendirdiğimiz bir tutum var. Dolayısıyla bu İslam kültürü içerisinde bir İslamileştirme ve o farklı kültürleri İslam kültürünün içerisine dahil etme çabası, bir de onları reddetme çabası. İki büyük organik yaklaşım tarzı var aslında tarihsel açıdan baktığınızda ve bugün de devam eden kanımca. O yüzden şöyle diyorum, İslam kültürü dinamik de bir kültür. Kendi içerisinde refleksiyonları olan, tartışmaları olan, farklı kültürlere açık da bir kültür. Yani kaçınamıyorsunuz. Mesela Orta Çağ'da bu fetihlerle, savaşlarla, etkileşimlerle, çevirilerle gerçekleşiyordu. Bugün kitle iletişim araçları çok gelişkin, Batı kültürü her tarafa yayılmış durumda, bizi de etkisi altına almış durumda, Arapları etkisi altına almış durumda. İslam dünyasının neresine giderseniz gidiniz, kaldı ki siz de biliyorsunuz 20. yüzyıl, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı pek çok Orta Doğu ülkesi Batılıların sömürgesi altında da kalmış ve bir etkileşim oluşmuş. Dolayısıyla İslam kültürü deyişini kullanmam aslında şu, İslam'ın bir şekilde farklı etkileşimlerle de olsa kendi rengini verdiği bir kültürü ifade etmek için kullanıyorum. Ben hala şöyle söyleyebilirim size, Türkiye seküler, laikleşmiş bir ülke. Tanzimat'tan beri Batı kültürünün etkisini taşıyor. Cumhuriyet'le birlikte o Batı kültürünün etkisi daha fazla ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Ama buna rağmen geleneklerimiz içerisinde, göreneklerimiz içerisinde, adetlerimiz içerisinde ve yaşam kodlarımız içerisinde hala İslam'ın etkili olduğunu görüyorsunuz. İşte sünnet oluyoruz, ölülerimizi defnetme biçimimiz var, düğünlerimiz, çeşitli etkinliklerimiz, bayramlarımız, değil mi? Tüm bunlar da etkiliyor ve dolayısıyla bir kültürün sanki şöyle diyeyim, hani ne derler, o Dawkins denilen adam benden söz ediyor, kültürel kalıt diyebilirsiniz ya da kültürel genlerimiz diyelim. O kültürel genler içerisinde İslam'ın hala belli şekillerde etkin olduğunu ve damga vurduğunu düşünüyorum. O yüzden Türkiye'de bile hala Türkiye'den bile söz ederken İslam kültürünün bir parçası olarak söz ediyorum. Çünkü bilime, felsefeye, sanata, edebiyata, aklınıza gelebilecek insani tüm etkinliklere hala İslami perspektiften bakan ve bunu tartışmasını yaratan akımlar, düşünceler, ne diyeyim, söylemlerle karşılaşıyorsunuz. Hatta politik söylem içerisinde hala dinin ve İslam'ın belli şekillerde belirleyici olduğunu görüyorsunuz. O yüzden İslam kültürü Peki, deyişini kullanıyorum. burada tek başlıktaki diğer şeye girecek olursak, düşünce ve ifade özgürlüğü meselesi genellikle negatif olaylar çok fazla gündemde olduğu için
Yani birçok tarih, yakın Hı tarihe hı. baktığı zaman bile hala günümüzde mesela en son Diamond Tema olayında olduğu gibi devlet eliyle düşünce ifade etmek, inançla ilgili konuları ifade etmeye müdahaleler olabiliyor. Bu hep böyle miydi yoksa daha bir özgürlükçü, İslam kültüründe özgürlükçü ortamlar, dönemler, ülkeler, toplumlar oldu mu? Şöyle söyleyebilirim. İslam'ın kuzeye yayılması dediğim bir olay var benim. Sık sık kullandığım bir deyiş. İşte Hz. Muhammed'in vefatının ardından işte Suriye, İran, Irak gibi bölgelere doğru, yani Suudi Arabistan'ın kuzeyine doğru yayılıyor. Bu yayılımın beraberinde getirdiği bir olgu var. Birincisi Medine İslam Devleti, Hz. Muhammed'in kurduğu Medine İslam Devleti'nden toplum imparatorluğa doğru evriliyor. Çok fazla etnik ve dinsel, mezhepsel kültürü kendi bünyesinde barındırmaya başlıyor. Bu doğal olarak bu etkileşim içerisinde oldukları kültürleri Arapçaya kazandırma dediğim bir olguyla da karşı karşıya bırakıyor Arapları. Önce görebildiğimiz kadarıyla tıbba ait, matematiğe ait, mühendisliğe ait eserler, daha sonra da felsefi içerikli eserlerin çevrildiğini görüyorsunuz. Bunlar başlangıçta pratik ihtiyaçlardan kaynaklanmış gibi gözüküyor. Yani imparatorluğun ihtiyaçlarını gidermek. İkincisi, farklı kültürlerle yapılan tartışmalar var. Farklı kültürden gelen düşünürlerle. İslam'ın bu kültürler karşısında savunulmaya ihtiyacı var. Savunma için de mantık, felsefe, teoloji geleneği gibi bir takım unsurları bünyenizin içerisine sokmanız gerekiyor. İslam'ın bu ilk ilerici hamlesi diyebilirsiniz. İşte kuzeye yayılmayla farklı kültürlerin İslam dünyasına aktarılması ve İslamileştirilmesi dediğim olguyla gerçekleşiyor. Bu 8, 9, 10. yüzyıllara baktığınızda hakikaten İslam dünyasında güçlü bir entelektüel tartışmanın olduğunu görüyorsunuz. Bu entelektüel tartışma farklı kültürlerin İslam üzerindeki etkisi olarak yorumlanabileceği gibi ikinci bir husus da şu herhalde. İslam teolojisi henüz sistemleşmemiş durumda. İslam teolojisinin sistemleşmemiş olması, İslam'ın dogmatik olarak neyi olumladığı, neyi olumlamadığı, neyi İslam'ın içerisinde sayıp neyi saymayacağımız gibi hususların henüz belirgin olmaması. Bu yüzden baktığınızda gerçekten erken dönem İslam düşünce tarihine bir çok seslilikle karşılaşıyorsunuz. Bu ses çok seslilik. İslam kültürü içerisinde fıkıh kelam geleneği, tasavvuf geleneği ve felsefe geleneği diye nitelendirdiğimiz farklı geleneksel yaklaşım tarzlarının ortaya çıkmasına yol açmış. Ama daha sonraki sürece baktığınızda özellikle Nizamiye Medresesi'nin teşekkülüyle birlikte dinin Sünni Müslümanlığın özellikle Eş'ari Sünni Müslümanlığın egemen olmaya başladığını görüyorsunuz. Bu egemen olmaya başlamakla birlikte farklı akımların, işte çeşitli teolojik akımların, işte çeşitli tasavvufi akımların, çeşitli felsefi akımların dinsizlikle suçlanarak reddedilmeye başladığı yeni bir aşamaya ya da yeni bir döneme girildiğini görürsünüz. O yüzden şöyle diyebilirim. İslam'ın klasik dönemine gittiğinizde, buna kastettiğim 8, 9, 10. yüzyıllar, bu dönemlerde bir çok sesli, eleştirel bir yaklaşımla karşılaşmanız mümkün. Hakikaten düşünürler arasında eleştirel bir diyalog var. Bu döneme baktığımda eleştiri kültür açısından benim dikkatimi çeken birkaç husus var. Bunlardan birisi sık sık söylüyorum reddiyelerdir. Reddiye şu bir şeyi bir düşünceyi reddetmek için yazılmış eserler vardır. Bu çok sesli ortamın sonuna doğru reddiyeler ön plana çıkmaya başlar. İşte mesela Galen'i reddetmek için Galenos vardır biliyorsunuz. Reddiye yazılmış. İşte ne diyeyim? Şiiliği reddetmek için reddiyeler yazılmış. Mutezile'yi reddetmek için reddiyeler yazılmış. Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin görüşlerini reddetmek için reddiyeler yazılmış. Bu hem tasavvufi hem teolojik hem de felsefi fikirlere dönük bir reddiye yazma geleneğinin İslam dünyasında teşekkül etmeye başladığını görüyorsunuz. İkinci gördüğüm tehafüt geleneği dediğimiz bir gelenek var. Tehafüt tutarsızlık demek Türkçe'ye çevirirseniz. Gazali filozofları eleştirmek için biliyorsunuz Tehafüt el-Felasife diye bir kitap yazdı. Filozofların tutarsızlığı diye.
İbn-i Rüşd yaklaşık 100 yıla yakın sonra, 100 yıl sonra ona Tehafet isimli bir yapıtla karşılık verdi. Fatih döneminde bu gelenek canlandırılmaya başlandı. Mesela 18. yüzyılda Üsküdari denilen birisi bile Tehafet yazmayı sürdürdü. Bir Tehafet dediğim bir gelenek var. Tutarsızlık diye nitelendirilmiş. Buradaki tartışma da dinle felsefe arasındaki kavgayı ön plana çıkartan bir tartışma. Bu İslam'ın teşekkül etmesi, özellikle Sünni Müslümanlığın teşekkül etmesi ve Sünni Müslümanlığın hem kendisini Hristiyan, Yahudi gibi unsurlar karşısında, felsefe gibi unsurlar karşısında, hatta tasavvuf ona karşı da çok eleştirel bir yaklaşımı var. Hem de İslam'ın içerisinden doğmuş şeylik gibi, mutezilik gibi, cebriye gibi, mürciye gibi çeşitli akımlara karşı ne diyeyim, reddiye yazma geleneği var ve bir de felsefeyi reddetmek için oluşturulmuş tehafüt geleneği dediğim bir gelenek var. Bu geleneklere baktığınızda çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben bunu hep kullanıyorum. Burada da kullanacağım. İslam'ın bu teşekkül ettikten sonra bir İslam teolojisi oluşturulduktan sonra, Sünni Eşari teoloji oluşturulduktan sonra bu teolojinin bir tür Proklustes yatağı gibi kullanıldığını görüyorsunuz. Proklustes yatağıyla kastettiğim şey şu, bir antik mitoloji bu biliyorsunuz. Proklustes bir yatağı varmış. Yolun evinin önünden geçenleri evine davet edermiş misafir. İşte onları yatırırmış yatağında. Yatak standart bir yatak. Yatırdığı adam kısa gelirse onu gergiyle uzatırmış. İlla yatağa uyduracak. Uzun gelirse ayaklarını kesermiş. İslam bir tür Proklustes'in yatağı gibi kullanılmaya başlanıyor ve İslam'a uygun olan ve olmayan düşünce biçimi diye nitelendirdiğimiz o düşünce biçimi belirlemek için İslam'ın bir yatak olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Bu din odaklı bir düşünmenin 9, 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren İslam dünyasında pekiştiğini görüyorsunuz. O Hocam, yüzden böyle bir araya girebilir miyim? Kusura buyurun. bakmayın. Şimdi özellikle Sünni İslam'dan bahsediyorsunuz. Sünni İslam için hep söylenen burada bir kilise olmadığı, ruhban sınıfı olmadığı, Şiilikte olduğu ama Evet. Sünnilikte olmadığı. Peki hangi otorite bunu yapıyor? Yani Evet. bu söylediğiniz tamamen bir aforozdan bahsediyorsunuz aslında. Kilisenin aforoz etmesi gibi Sünni geleneğin hakim olmasıyla beraber hoşlarına gitmeyenlerin bir şekilde dışlanması, İslam dışı sayılması. Ama burada Evet. bir otorite gerekiyor. Bu otorite kimler? Yani fıkıh alimleri vesaire kendi başlarına bunu yapabilecek bir şey değil. Devletle bir ilişki mi söz konusu burada? Şimdi İslam kültürünün önemli bir özelliği var. Dini devlet, mülkü millet derler biliyorsunuz. Yani İslam kültüründe devletle ulema arasındaki sıkı işbirliği. İslam dünyasında gerçi ulemaya baktığınızda üç merkezli ulemayla karşılaşırsınız. Bunlardan birisi cami merkezli fıkıh ve kelam geleneği cami merkezlidir. Camide egemendir daha doğrusu. İkinci büyük karşılaştığınız tekkelerde, dergahlarda gördüğünüz bu tasavvuflardır. Onların kendi iç disiplini vardır. Tasavvuf dediğimiz. Bir de 11. yüzyıla kadar daha çok sarayda barınmış olan, sarayda danışmanlık yapmış olan, Kindi gibi, Farabi gibi, İbn-i Rüşd gibi, İbn-i Sina gibi, değil mi? Felasife dedikleri eskilerin, yani filozoflar dediğim bir kesim vardır. Bu üç kesim arasında sürekli bir diyalektik olmuştur İslam toplumu içerisinde. Başlangıçta devlet pratik gereksinimler yüzünden olsa gerek, Antik Yunan, Hint ve İran kültürünü çevirtirmiştir. Yani Beytülhikme kurulmuştur 830'da mesela, Me'mun döneminde. Bunlar kazandırılmıştır gerçekten Arapçaya ve entelektüeller saraydadır. Ama ne zaman İslami duyarlılık, o cami merkezli örgütlenme ve sarayı etkisi altına almaya başlar, o zaman İslam kültürü içerisinde kelamcıların ve mutasavvıfların geri plana itilmeye başladığını görürsünüz ve belirleyici ulema dediğim kesim bu sefer fıkıhçı ve kelamcılar haline gelir. Bunlar politik otoriteyle ilişki içindedirler. Bir örnek vereyim. Mesela Kindi hayatını ele alın. Kindi daha Mutasım döneminden başlayarak 3-4 kuşağa şey yapmış, danışmanlık yapmış. Mütevekkil Sünni birisidir. Halife olunca Kindi'yi saraydan kovmuş, kitaplarını almış, yaktırmış ve Kindi küsmüş hayata. Mesela İbn-i Rüşd'le ilgili mesela, Alfonso ile savaşta tutulana kadar
Ebu Yakup Yusuf'la arası çok iyidir, saraydadır. Hatta Ebu Yakup Yusuf ona Aristoteles'in eserlerini yorumlamak için önemli kaynaklar da sağlamıştır. Onu saray tabibi haline getirmiştir. Ama süreç içerisinde baktığınızda gördüğünüz ilginç bir olguyla karşılaşırsınız. Alfonso ile savaşa tutunca cami merkezli şeyler, otoriteler, hükümdarın yanında işte İslam'ı hor gören, felsefeyle ilgilenen, işte ne diyeyim, İslami geleneklere uymayan birisini barındırdığı dedikodusunu yaymaya başlamışlardır. Savaşta cami merkezli örgütlenme, halkın desteği önemli olduğu için Ebu Yakup Yusuf şeyi sürgüne göndermeye başlamıştır. İbn-i Rüşd sürgüne gitmiştir. Rüceyne'ye sürgüne göndermiştir. Hatta rivayete göre caminin önüne İbn-i Rüşd'ü oturtmuş, bu adam dinimizi aşağılamıştır diye yüzüne tükürtmüştür. Hatta kitaplarını toplayıp bir kısmını yaktırmıştır ve benzeri. Dolayısıyla halkı şey fıkıhçı ve kelamcıların egemenliği arttıkça İslam kültürü içerisinde İslam dünyasında hem tasavvuf ekolleri hem de felsefe ekollerinin başı sürekli problem içerisine girmeye başlamıştır. Başka bir şeyden daha söz edebilirim herhalde burada. O da şu: İslam dünyasında biliyorsunuz ilk defa medrese Şiilik'te karşımıza çıkar. Daha sonra Nizamiye Medresesi kurulur 1060'tan itibaren. Nizamiye Medresesi Şiilik'le mücadele ekseni üzerine kurulmuştur. Şiilik'le felsefe arasında, Şiilik'le işte bu mistik öğretiler arasında da bağ kurulduğu için bu öğretilerin Şiiliğin dünya görüşünü yıkmak için o öğretileri de yıkmak gerektiği ifade edilmiştir. Örneğin Gazali felsefeye eleştiri yöneltirken söylediği ilginç bir benzetme vardır. Der ki şey şeyi düşünürsek şiilik bir ağaca benzerse der, kökü felsefedir. Felsefeyi kurutmaksızın şiiliği kurutmak olanaklı değildir. Dolayısıyla medrese tamamıyla belli bir dini ideolojinin yaygınlaştırılması için bir merkez olarak ve şiiliğe karşı bir mücadele merkezi olarak kurulmuştur. Bunun da elbette ki eğitim sisteminin belli bir ideolojik eksene oturtulması ve belli düşüncelere mesafeli davranması ve belli düşünceleri İslam toplumunun dışına itmek için medresenin kullanılmasının da köklü bir rolünün olduğunu söylemek gerekir açıkçası. O yüzden şöyle diyeceğim son cümle olarak: İktidar merkezi, iktidara kimin yakın olduğu, ulema olarak düşünürsek, bunun İslam dünyasında çok belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Foucault'cu bakış açısıyla söylersek, bilgi iktidar ilişkisi diye nitelendirdiği o jargon üzerinden konuşursak, iktidarın hangi tür bilgiyi niçin desteklediği problem alanı İslam dünyasında hakikaten belirleyici olmuş gibi gözüküyor. Yani Peki, yakın zamana gelecek olursak 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başları bir İslamcılık diye bir akım neşet ediyor. Bir anlamıyla Batı sömürgeciliğine tepki yönü de var ama aynı zamanda da toplumları yukarıdan aşağı İslamileştirme programları da var. O akımların gelişmesi mesela Müslüman kardeşler Arap dünyasında ya da Orta şeyde Asya'da ki bir takım hareketler vesaire olay artık daha başka bir boyut kazanıyor herhalde. Bütün bu tartışmalara bir de doğrudan siyaset yani devletle bağı ne olursa olsun ki bunların büyük bir kısmı aslında devletin dışladığı hareketler mesela Arap dünyasında Müslüman kardeşler gibi. Orada işler iyice karışıyor herhalde. Şöyle söyleyeyim, İslam dedim ya, iki büyük kriz yaşıyor aslında. Bunlardan birisi kuzeye yayılınca Müslümanlar fetheden durumundalar. Evet, Araplar henüz entelektüel değiller. O birikimi İslamileştirmeye çalışıyorlar. İslamileştirilince de dediğim gibi bir duraklama dediğim olguyla karşılaşıyorsunuz. İkinci büyük kriz 19. yüzyıldan itibaren başlıyor. Bu sefer Müslümanlar fetheden konumunda değil, fethedilen konumunda. Dolayısıyla Batı'nın seküler, aydınlanmacı kültürünün ve yayılmacı politikasının Orta Doğu'da bir dizayn hareketi başlattığını görüyorsunuz ki bu hareketin hala bitmediği ortada. Dolayısıyla bu ikinci durumda Müslümanlar yenilme durumuyla karşı karşıyalar. Batı kültürüne karşı Müslümanların geçmişte gösterdiği, o kuzeye yayılırken gösterdiği refleksin aynısını gösterdiklerini zannediyorum. Bunlardan birincisi topyekün reddedici tutum, ki bu genel anlamıyla baktığınızda radikal terörize olmuş eylemlerin temel ideolojisi haline gelmiş.
İkinci büyük husus ise İslam'la tıpkı Orta Çağ'da nasıl Helenistik kültürle bağ kurdular ve Helenistik kültürün İslam'a uyan kısımlarını yani ne diyeyim İslam kültürünün içerisine dahil ettiler. Tıpkı bunun gibi İslam modernizmi diye nitelendirdiğimiz işte Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh ve benzeriyle ön plana çıkan ikinci bir büyük hareket ortaya çıktı. Bizim kültürümüzde halkımız anlaması için söylemek gerekirse bir tarafta Yaşar Nuri Öztürkler, işte Hüseyin Ataylar hatırlayın. Onların İslam yorumları modern Batı kültürüyle de İslam arasında bir ne diyelim ilişki kurmaya çalışan bir kültür. Öte yandan ise tamamıyla bu kültürü sapkınlık olarak gören hatta şeyin deyişiyle söylersem Seyit Kutup'un falan deyişiyle söylersem tümüyle Batı kültürünü cahiliye kültürü olarak nitelendiren, Batı'nın hakları, özgürlükleri, kadınlara tanıdığı hak ve özgürlükler, işte seküler düşüncesi, işte Batı'nın kapitalist ekonomik modeli ve benzeri, tüm bunları cahiliye diye nitelendirerek reddeden ve Müslüman'ın ne diyelim bu uygarlığı yıkmak için çaba sarf etmesi gerektiğini iddia eden bir bakış açısının ön plana çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Tabii devletlerin Batı toplumuna entegre olmaya çalışmaları, modernize olmaya çalışmaları, bu tür hareketlerin aynı zamanda devletlere karşı da büyük ölçüde mücadele içerisine girmelerine yol açmış gibi gözüküyor ve bu mücadele içerisinde biliyorsunuz mesela Mısır örneğini ele alabilirsiniz. Mücadele içerisinde bazılarının demokratik yolları da kullanarak başarı sağladıklarını ve devleti topyekün İslamileştirmeye dönük bir hareket içerisine girdiklerini de görüyorsunuz. Ama genelde Batı kültürünü cahiliye diye ve Batılı değerleri topyekün reddeden, Batı'dan yadırmaya çalışan yaklaşım tarzlarının genelde şiddet eylemlerini ön plana çıkarttıklarını ve Kur'an'a dönüş diye nitelendirdiğimiz bir yaklaşım tarzıyla köktenci bir ne diyelim radikal İslami hareket oluşturmaya yöneldiklerini görüyorsunuz. Ve sanırım bugün Batı'da mesela İslam algısı diye nitelendirdiğimizde ilk ön plana çıkan yaklaşım tarzı bu tür hareketler üzerinden yani Batı kültürünü topyekün reddeden hareketler üzerinden ele almış gibi gözüküyor. Ama bir de İslam modernizasyonu diye nitelendirdiğimiz bir hareket daha var ki bu hareket Batı kültürüyle İslam arasında bağlar kurmaya çalışan daha ne diyeyim liberal bir yaklaşım tarzı. Hani bir örnek vermek gerekirse işte Taliban İslam'ı bu radikal grubun İslam yorumu işte Fazlur Rahman'ın modern yaklaşım tarzı ise işte bu Batı kültürüyle entegre olan Batı kültürüyle İslam kültürü arasında bağ kurmaya çalışan yaklaşım tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada devletin konumu nedir? Mesela biz Türkiye açısından konuşursak önemli çünkü bizim için. Bizde uzun süre biliyorsunuz bu radikal eylemler, radikal İslamcı eylemlere karşı bir devlet mücadelesi söz konusuydu. Devlet tekkelerle, tarikatlerle mücadele ettiği gibi ve bu tür radikal İslami gruplarla da mücadele içerisindeydi. Ama son 20 yıllık sürece baktığınızda özellikle tarikatlerin, cemaatlerin ve hatta İslam'ı tümüyle bir din değil de tümüyle bir politik söylem biçimi olarak örgütlemeye çalışan, İslami bir politik öğreti olarak geliştirmeye çalışan çeşitli yaklaşım tarzlarının Türkiye'de desteklendiği, destek bulunduğu gibi bir algının ön plana çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de bu radikal söylemlerin, İslamcı radikal politik söylemlerin, yine demin söylediğim tarikat ve cemaat gibi yapıların devlet örgütünün içerisinde güçlü şekilde ön plana çıkmaları Türkiye'de yeni bir olguyu da gündeme getirdi. Tuhaf bir biçimde hem seküler bakanlar hem de tuhaf bir biçimde yine İslam modernizasyonunu gündeme getirip İslam'la Batı kültürü arasında bağ kurmaya çalışan yaklaşım tarzlarının radikal bir şekilde ötekileştirilmeye çalışıldığı bir döneme doğru gitmeye başladığımızı görüyorsunuz. İşte tam burada hatırlıyorsunuzdur. Şimdi Mustafa Öztürk'ün dinsiz olduğunu söylemek zor, olanaksız. Mehmet Azimli geleneğin içerisinde varlığını sürdürmeye çalışan bir tip. Yaşar Nuri Öztürk'e de dinsiz diyemezsiniz. Ama bunların söylemlerinin bile radikal bir şekilde reddedilmeye çalışıldığı, hatta işte biliyorsunuz Mustafa Öztürk'ün, işte Mehmet Azimli'nin, daha sonra İlhami Güler gibi biraz daha o geleneğin dışına çıkmaya çalışan ama yine hala kendisini Müslüman kimliğiyle tanımlayan insanların bile linç
edilmeye yöneldiklerini görüyorsunuz. Bu linç edilme geleneği herhalde İslam kültüründeki klasik geleneğe geriye gittiğimizde şeye karşılık geliyor. Yani kendi düşüncelerine uymadıkları, kendi Prokrustes'in yatağı diye nitelendirdikleri o yatağa yatırdıklarında o yatağa sığmayan o düşünceleri ya da düşünürleri dinsizlikle suçlama ya tekfirle suçlama. Bu İslam kültürü içerisinde organik bir suçlama. Yani hem reddiye geleneğinde hem de tehafüt geleneğine geriye gittiğinizde gerçekten İslam kültüründe farklı düşünen insanların o Prokrustes'in yatağına sığmayan insanların dinsizlikle suçlandıklarını, yersiz yurtsuz bırakılmaya çalıştıklarını görürsünüz. Yani dinsizlikle suçlama öyle bir şeydir ki İslam kültüründe. İslam cemaatinin bir üyesi olamazsınız. Gazali'nin de işiyle söyleyeyim. Malınız, canınız, kanınız, eşleriniz diğerlerine helal hale gelir. Bunlar sadece tarihte kalmış şeyler değildir. Mısır'da Ebu Zeyd'in başına geldi biliyorsunuz. Yine 1967-68'li yıllarda Fazlurrahman Pakistan'da kadınlardan sorumlu devlet bakanı olarak götürüldü. Kadın sorununu çözmesi için. Ama biliyorsunuz orada radikal gruplar ve gelenekçiler Fazlurrahman'ı dışladılar. Fazlurrahman'ı üzerine öldürülmesi için şey komik bir rakamda 25 bin dolar para koydular. Düşünün. Yani dolayısıyla Fazlurrahman gibi dindar olduğundan hiç duymadığım bir adamın ama bu Batı kültürüne de sıcak bakan yaklaşımı ve Batı kültürüyle İslam kültürü arasında entegrasyona olumlu bakan yaklaşımının bile bu radikal gruplar tarafından linç edilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim, yani söylemem gerekir. İslam kültürü içerisinde bir kafa yapısı oluşmuş durumda. Bu kafa yapısının belli özellikleri var. Birincisi İslamileştirme dediğim özellik. Eğer bir düşünce İslami sınırlar içerisinde sokuluyor ise evet meşru olarak kabul edilir. Yani Prokrustes'in yatağına yatırır. Kısa gelirse uzatır, uzun gelirse bacaklarını keser. İslamileştirirse sorun yok. Bu bakış açısı teosentrik bir bakış açısıdır. Mutlaka Tanrı odaklı bakmak durumundadır. İslam dünyasında asla seküler bir düşünce var olamamıştır. Var olması seküler düşüncenin din dışı bir alanı tanımlamak anlamına gelir. İslam onlara göre tevhid öğretisi dediği bir öğreti vardır. İslam'da din ve dünya ayrımı yoktur. İslam topyekün bir düzen ya da nizamdır. Üçüncü gördüğüm çok ilginç bir biçimde bu düşünce biçimi aynı zamanda tarihsiz bir düşünce biçimidir. Tarihsiz bir düşünce biçimidir. İslam bir kültür içerisinde gerçi sosyal değişimi kavramış az çok Farabi gibi İbn Haldun gibi düşünürler vardır ama İslam kültürünün kendi içerisine baktığınızda sanki İslam düşüncesinin kendisi yani Kur'an ve hadisler sanki Platon'un ideleri gibidir. Bunların hiçbir sosyokültürel altyapısı yokmuş gibi düşünülür. Bunlar uzay ve zaman dışıymış gibi düşünülür. Her dönemde geçerliymiş gibi düşünülür. Dolayısıyla İslam mütefekkirleri Kur'an ve hadisleri saltık, mutlak, aşkın olarak ele alırlar. Onların sosyokültürel, tarihsel, dilsel, ne diyeyim, politik ve benzeri bağlamlarını görmek istemezler. O sanki bütün bu İslami öğretiler tarih dışıdır, uzay ve zaman dışıdır, Tanrı gibi mutlaktır ve dolayısıyla her dönem için geçerliymiş gibi düşünülür. Dolayısıyla öyle düşününce anti ilerlemecilik dediğimiz bir bakış açısı vardır. İlerleme fikri olamaz. Çünkü zaten din nihai her şeyi ortaya koymuştur. İşte eğer hakikati aramak istiyorsanız dinin özüne ya da geriye dönmeniz gerekir. Bu yüzden İslam'da yenilik bidat diye düşünülmüş hep. Yenilik hareketleri de sapkınlık olarak düşünülmüş. Yenilik dedikleri şey Müslümanların daha çok tecdit dedikleri, ihya dedikleri, ata geleneklerini geliştirme ya da ata geleneklerini ön plana çıkartma diye Hocam, nitelendirdiğim bir durumdur. Bir şey daha söyleyeyim ondan sonra size bırakayım. Bir de bu İslam kültürü içerisinde güçlü bir apoloji geleneği vardır. Bu apoloji geleneği tekfirle iç içe bir gelenektir. Yani apolojiyle kastettiğim şu, en iyisine, hakikatine biz sahibiz. Diğerleri iyi bir şey varsa batıda vesaire de onların hepsi aslında bizden gitmelidir ya da ilahi kitaplardan gitmelidir. İlahi kökü olmayan seküler, dünyevi bir düşünce söz konusu olamaz. Bir de her şeye baktıklarında kainata, topluma, topyekün varlığa
erekselci bir tarzda yaklaştıklarını görürsünüz. Yani sanki her şeyin bir ereği vardır. O ereği gerçekleştirmek üzere ortaya konmuştur. O ereğin dışında ereksiz bir dünya tasavvuru, kendiliğindenliği içerisinde bir dünya tasavvuruna izin vermezler. Bu ereklilik düşüncesi aynı zamanda tuhaf bir biçimde özellikle Eş'ari ve Maturidi geleneğe bakarsanız mesela neden sonuç ilişkisinin bile işlemediği, her şeyi Tanrı'nın anlık olarak belirlediği bir dünya görüşüne yol açmış gibi gözüküyor. İşte Hocam. bu dünya görüşü modern döneme taşınmaya çalışılıyor ve gerçekten de bu dünya görüşüyle birlikte toplum yeniden buna göre dizayn edilmeye çalışılıyor. Şimdi şöyle bir şey hatırlıyorum. Hizbullah Türkiye'de biliyorsunuz çok büyük zulümler yaptı, işkenceler yaptı. O tarihte Hizbullah'ın kaçırıp öldürdüğü insanların bir kısmı dindar insanlardı, hatırlayacaksınız. Abi, abi. Mesela Gonca Gonca Bulut Kulüç. olayı var mesela. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. İzzettin Yıldırım Hoca'nın cenazesini hatırlıyorum. İzzettin Yıldırım biliyorsunuz Kürt bir Nurcu kökenli bir cemaat lideriydi. Ve Hizbullah tarafından kaçırıldığı evde ölü bulundu. Onun cenazesine gitmiştim ben. Eyüp Sultan'da kalkmıştı cenaze diye hatırlıyorum. Ve katılan insan sayısı normalde azdı. Çünkü insanlar korkuyorlardı. Ve Korkuyorlar. katılanlar büyük bir çoğunluğu İslamcıydı. Yani Hizbullah bir tarafa, diğerleri de İslamcıydı. Yani şey değillerdi. Hani böyle seküler vesaire falan değillerdi. O tarihte tanıdığım bazı İslamcıların bana şey dediğini hatırlıyorum cenazede. Bunlar bizi de keser. Evet. Şimdi burada sonuçta bunlar bizi de keser diyenin çoğulcu bir perspektife sahip olduğunu düşünmüyorum. Hani belki biraz Hizbullahçı kadar sert değillerdi. Ama böyle de bir realite var. Yani sonuçta birden fazla gerçek fikre sahip olduğunu düşünen İslam yorumu mesela IŞİD. IŞİD'in Evet. yayınlarına baktığı zaman herkes kafir. Ya Evet. da El-Kaide ya da Hizbullah, zamandaki Hizbullah vesaire. Sonuçta dozları ne olursa olsun hepsinin aslında birbirleriyle de derdi var. Yani Şunu söyledim da evet. dedim anladınız. Yani şunu biliyorsunuz. Cemaatler birbirini tekfir ediyorlar. Yani biliyorsunuz hepimizin gördüğü bir şey. Yani bir cemaat diğer cemaati tukaka yapmaya çalışır. Kendi işlerinde de ötekileştirme var. Zaten bunu söyledim. İslam'ın içerisinden çıkmış, Mürciye de İslam içinden çıkmış, Şiilik de, Eş'arilik de, Maturidilik de, işte diğer itikadi, fıkhi mezhepler de. Ama her mezhebin diğerini tekfir ettiğini görüyorsunuz. Yani hakikate kendisi sahip. Ha şunu diyebilirim, ya bu geleneğin içerisinde var zaten. Ha şunu diyebiliriz. İslam kültürü, Batı kültürüyle karşılaşacağım. Yani nasıl Helenistik kültürle karşılaştığında işte Farabiler, İbn Sina'lar, İbn Rüşd'ler yetişti. Tıpkı bunun gibi Batı kültürüyle karşılaşınca da yeni bir entelektüel kesim yer çıktı. Bu kesim tuhaf bir biçimde, ya tuhaf değil mi, ilginç bir biçimde şu evrene ilahi bir bakışın ön plana çıkması gerektiğini söyledi. Ve İslam'ın aslında Batı normlarının dışında bir şey taşımadığı, aslında Batı normlarıyla İslam arasında paralellik kurulabileceği, İslam'ın da kendi içerisinde bir hoşgörüsünün, tolerans kültürünün, demokratik bir kültürün, İslam kültürünün içerisinde inşa edilebileceği fikri ön plana çıkmaya başladı. Siz de biliyorsunuzdur. İşte bunu da meşrulaştırmak için mesela demokrasiyi Kur'an'daki şura sözcüğüne geriye gitmeye kalkıştılar. İslam da şurayı ön plana çıkartıyor. İşte İslam kadınlara hiç hak verilmediği ortamda kadın haklarını geliştirmeye çalıştığı gibi söylemler ön plana çıkartıldı. İşte Kur'an sizin dininiz sana leküm dinikum veliye din diyor. Senin dinin sana benimki de bana gibi söylemler. Bu demokratik söylemlerle onlar da belirlemeye var. Bunu ön plana çıkartmaya başladılar. Ama zihinlerinin gerisine gittiğinizde ister radikal terörize eylemler, isterseniz bu İslam modernistleri, hangisine geriye giderseniz gidin, kafasının gerisinde şöyle bir düşünce var. Dünya düşünce ikiye ayrılıyor, hak ve batıl diye. Hak düşünce, bu şeylere bakarsanız,
daha köktendirici ve terörize olmuş eylemlere bakarsanız, onlar size şunu söylerler. Kur'an'dan sürekli ayet okurlar. Biraz haricilere benziyor. Hariciler var ya, la hükme illa lillah demişler. Yani Allah'ın hükmünden başka hüküm olamaz diye. Kur'an'daki ayetleri bağlamlarından da kopartarak onları sloganlaştırmışlar. Ve oradan yola çıkarak cihatçı bir İslam dediğim bir İslam yorumu gündeme getirmişler. Ama onların da temel kaynağı yine Kur'an ve Hazreti Muhammed'in uygulamaları. Şimdi bir taraftaki modernistlere baktığınızda onlar Kur'an'ın kavramlarının içeriğiyle oynayarak, tevil ederek, tefsir ederek Batı kültürüyle uyumlu hale getirmeye çalışmışlar. Mesela Kur'an'da kadını dövmekten söz eden darp ayeti mi var? Onu teville değiştirmeye çalışmış. İşte Kur'an'da kısasa kısas mı var? Kısas ayetini teville yumuşatmaya çalışmış ve benzeri. Hadislerden geliyorsa mesela recmetme gibi bir takım uygulamalar, bunlar haberi vahittir, tek kişi haberidir diyerek reddetmeye yönelmiş. Ama sorun şu, düşüncenin kaynağı geriye dine gidiyor. Ben o yüzden diyorum ki yatakları biraz farklı. Mesela şeyin yatağı, bu kökten dinci terörize olmuş eylemlerin yatağı daha dar bir yatak ve o yatak daha literal bir İslam yorumuna dayalı. Daha köktenci ve daha literal. Ama beri taraftakinin de temelde bir yatağı var. O biraz daha geniş bir yatak. Teville, yorumla Batı kültürüyle İslam kültürü arasında bağlar kurmaya çalışan, kuramadığında ise Batı kültürünün o unsurlarını reddetmeye çalışan bir İslam. O yüzden şunu söylemek gerekir. Düşüncenin meşruiyeti hala Prokrustes'in yatağı. Bu şu demek. Ne kökten dinci terör eylemlerine bulaşmışlar ne de İslam modernistleri. Seküler bir düşünceye tahammül ediyorlar. Maalesef insan düşüncesinin, insanın bilişsel yetilerinin dini referans almaksızın, insan-insan ilişkileri, insan-toplum ilişkisi ve insan-doğa ilişkisi bağlamında çeşitli metotlar, yöntemler geliştirerek bilgi üretebileceği fikri yok bunlarda. Dolayısıyla aslında Fazlur Rahman bir İslam modernisti olarak bir şeyi görmüş gibi görünüyor. O biraz ayrı bir yeri var. Sık sık şunu söylüyor. Bizim İslam kültüründe diyor akıl hep dogmalara bağlı olarak işletildi ve insan aklının özgün, yaratıcı bir fikir, yeni bir düşünce ortaya koyabileceği fikri diyor genelde reddedildi. Orta çağda diyor İslam filozoflarının akıl anlayışına bile baktığınızda diyor hala atıl bir akılcılık. Oysa diyor modern akıl eleştirel bir akıl. Modern akıl yaratıcı bir akıl. Modern akıl sorgulayıcı bir akıl. Modern akıl edilgin değil, etkin bir akıl. Dolayısıyla kurucu bir unsur. Dolayısıyla İslam kültürü diyor bu yaratıcı, etkin aklı daima dışlıyor. Ne yapıyor? Aklı her daim rivayet merkezinde, gelenek merkezinde kullanmaya başlıyor. O yüzden aklı özgürce kullanmaya kalkıştığınızda İslam toplumunda kafir sayılıyorsunuz. Vatan haini sayılırsınız modern şeyle söylersem ya da Batılıların ajanı derler size. Yersiz yurtsuz bırakmaya çalışırlar ve sizi ya halk halka linç ettirmeye çalışırlar. Dinsizlik suçlaması bu anlama geliyor. Dinimizi küfrediyor, dinimizi aşağılıyor, dinimizi eleştiriyor diye. Bir o bağlamda yaparlar. İki, bu olmuyorsa iktidarlar kullanılarak eğer iktidar üzerinde güçleri varsa çeşitli cemaatlerin ve çeşitli grupların hukuk araç olarak kullanılır ve hukuk yoluyla bu yapılmaya çalışılır. Üçüncüsü ise bu tür yaklaşım tarzlarını engellemek, kökten engellemek için eğitim sistemi komple bir İslami dünya görüşüne göre yeniden dizayn edilmeye çalışılır. Dolayısıyla şunu söylemem gerekir. Bu insanların evet sizin de dediğiniz gibi aralarında nüanslar olsa da geriye gittiğimizde teosentrik bakma, elekselci bakma, tarihsiz bakma, ilerleme fikri ortadan kaldırma, tekfirci düşünme biçimi. Bunların hepsi de ama her grupta var gerçekten. Mesela Yaşar Nuri Öztürk modern bir adam gibi görünür. Ama Yaşar Nuri Öztürk de kendi din algısını, kendi din yorumuna uymayanları o da sapıklıkla suçluyordu. Bu aslında şeye benziyor. İbn Rüşd
Gazali'yi eleştirdi. Gazali İbn Rüşd'e dinsiz dedi. İbn Rüşd de Gazali'yi eleştirirken, bu adam diyor dini yıktı, dini yerle bir etti. Bu adam diyor dinsizlik yapıyor diyor. Hiçbir şey değişmedi. Sadece dinin nasıl anlaşılacağı konusu, nasıl yorumlanacağı konusunda fark var. Birisi daha dar, daha literal, daha zahiri anlama bağlı. Öbürü ise biraz daha esnek, biraz daha yorumcu. Ama sonuçta yine hakikate sahip olduğunu, o hakikati kendisinin elinde olduğunu düşünen, o hakikate uymayanları dinsizlikle suçlayan bir yaklaşım tarzı. Ben Prokrustes yatağını bu yüzden kullanıyorum. Eskiden şeyi kullanırdım. İslam, Evet. demokrasinin kılıcı kullanırdım. Demokrasinin kılıcı değil, İslam. İslam gerçekten Prokrustes'in yatağı gibi kullanılıyor. Bugün bile Çünkü öyle. Politikada, kültür alanında, eğitim alanında Prokrustes'in yatağı. peki son olaya gelip bağlayalım. Bu Diamond ya da Diamond tema olayında çok bariz bir olay Evet, var. şimdi mesela Onun Diamond. yaptığı hadis kitaplarından bir şey aktarıyor. Eleştirel bir şekilde aktarıyor ve bu hadis kitapları Diyanet tarafından basılan hadis kitapları. Yani kitaplar toplatılmış, yasaklanmış falan Sesiniz değil. kesildi biraz. Ama birisi bunu yaygın bir şekilde YouTube'da dile getirdiği zaman olay birdenbire başka bir yere gidiyor ve devlet dediğine bir müdahale olayı oluyor. Burada tabii ki ifade ve düşünce özgürlüğü olayı çok Evet. ciddi bir şey var ama bir de ortada şey var, bu realite var. Yani realite dediğim, en azından bu rivayetin devlet tarafından çoğaltılması diye de bir gerçek var sanki. Tabii şunu Siz diyeceğim kabaca. Bu olay tabii. gerçekten akıl alacak gibi bir olay değil. Bir tuhaf bir biçimde bir seküler düşünen birisiyle ya da agnostik olduğunu söyleyen birisiyle şeriatı savunan birisi karşılıklı konuşurken biri oturup şeriat istiyorsanız eğer diyor şeriatın içerisinde bu tür olgular da var diyerek sayı hadis kitaplarında yer alan bir metni okuyor. Ya da metni anlatıyor. Ben diyor bunu kabul edemem diyor ve çok ilginç bir biçimde iki kişinin yaptığı bir tartışma bu. Entelektüel bir tartışma. Kişiler evet farklı düşünebilirler ama bir süre sonra görüyorsunuz devlet eliyle olayın üzerine gidilmeye başlandığını ve çocukla ilgili yakalama kararı çıkartıldığını ve çocuğun dışarı kaçmak zorunda kaldığını, hatta o bölgelerde IŞİD'in çocuğu tehdit etmeye ve hatta onu kara listeye aldığını vesaire okuyoruz değil mi? Tuhaf bir şekilde. Burada aslında yapılan şey ne bence? Ortada hakaret falan filan yok. İslam literatürü içerisinde yazılmış şeyler. Eğer hakaret varsa Diyanet onları kendisi temizlemeli. Çünkü Diyanet'in kendi bastığı kitaplarda bunlar var. Hem o kitaplar biliyorsunuz bizim vergilerimizle basılıyor. Yani orada bunlar yer alıyor. Eğer Diyanet istiyorsa bunları kendisi elemeye kalksın ama hangisini eleyecek? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Diyanet'in bastığı kütüb-i sitte içerisinde, hadis kitapları içerisinde daha neler var neler? Kimsenin bilmediği. Eğer onları kütüb-i sitede geçmediğini söyleyerek okusanız sizi tutuklarlar. Yani insan hak ve özgürlüklerini hiçe saydığınız için. O yüzden burada aslında asıl sorun şu. İslam'ın temel kaynakları diye nitelendirdiğimiz o kaynaklarda ne tür bilgilerin olduğu. Dikkatinizi çekerse o bilgilere bile tahammülü olmayan belli bir kesim var. Aslında buna tahammülü olmayan insanlar o bilgileri biliyorlar. O bilgilerin bir kısmını da kendileri de savunuyorlar. Savunanlar var işlerinde. Biz biliyoruz. Ama burada asıl mesele neydi biliyor musunuz? Seküler bakan, agnostik birisinin şeriat savunusu yapan birisi karşısındaki üstünlüğü. Dolayısıyla bu kötü bir örnekti ve şeriat eleştirisinin engellenmesi diye nitelendirdiğim bir olguyla bizi karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Yani aslında verilen bir gözdağı, politik olarak da öyle. Siz bu ülkede Kemalizm bitti, 22 yıldır İslami bir dünya görüşü kurduk ve egemenliğimizi gittikçe artırıyoruz. Eğitim sistemini de İslamileştirdik zaten gittikçe 20 yıldır. Siz artık bu mahallede salyangoz satamazsınız demeye çalışıyor seküler olarak. Ve siz bu şeyin içerisinde ne din eleştirisi yapabilirsiniz, ne şeriat eleştirisi yapabilirsiniz, ne de seküler, materyalist, pozitivist, ne diyeyim onların deyişiyle söylersem bu görüşleri savunabilirsiniz demeye getiriyorlar.
Ben size söyleyeyim. Bu aslında iflasın bir eşiği. İflasın bir eşiği. İnsanlar zor durumda kaldıklarında en çok kültürel anlamda eğitimde başarısız oldular. Kültür politikalarında başarısız oldular. 22 yıldır yaptıklarına rağmen hala kültür olarak Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte gelen o laik seküler kültür devam ediyor. Daha da ilginci, İslami kesim içerisinde büyük fire verdiler. İslam'ın içerisinde Hamdi Tayfur'la program yapmışsınız. İlahiyatta bile çalışan, dinsiz olduğunu söyleyen, çekinmeyen insanlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla Diyanetin içerisinde, kendi içerisinde, din ders öğretmenlerinin içerisinde seküler, laik bakan insanlar var. İslamcılığın içerisinden gelen laikleşmiş insanlar var ve bunlar daha köklü eleştiriler yöneltmeye başladılar. Şimdi bunun önüne dur demenin yolu var. Devletin araçlarını sopa olarak kullanmak. Ben o yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında kendi kodlarından, kültür kodlarından uzaklaştığını ve tamamıyla aslında sorun şu, şeriatı savunmak anayasamıza aykırı. Onun soruşturma edilmesi gerekirken, onun yargılanması gerekirken ben şeriatı eleştiriyorum, şeriat istemiyorum, şer'i yönetime karşıyım diyen birisinin Türkiye'de yersiz yurtsuzlaştırılması söz konusu. Bu bir gözdağı aslında. Başka bir şey daha var. Biz neyin düşünülüp neyin düşünülemeyeceğini, neyin savunulup neyin savunulamayacağını da biz belirleriz demeye çalışıyor. Şimdi devlet öyle bir şeye gelişti ki, devlet sanki propustes yatağı demiştim ya, İslam için. İslam'la devlet iç içe girdiği için propustesin yatağı devlet İslamcılığı diye nitelendirdiğim bir yaklaşıma doğru evrilmiş durumda. Ve bu açık biçimde söylemek gerekirse dinin dışına çıkmış demek. Marx'ın güzel bir lafı var. Diyor ya, teoloji eleştirisi yapmak, din eleştirisi yapmak değildir. Hukukun, işte ne diyeyim, sanatın, felsefenin vesaire eleştirisini yapmak. Eğer siz dini politik bir ideoloji haline getirir, dayatırsanız o artık din değildir. Bir ideoloji nesnesidir. Dünyevi bir şeydir. Politik bir şeydir. Eleştirilmeyi hak eder. Ama Türkiye'de şunu da görüyorum, o söylemeden edemeyeceğim. Türkiye'de sosyalist kesim zaten yok gibi. Sosyal demokrat kesim bile seküler değerlere sahip çıkmakta zorlanıyor. Aslında Türk toplumu ile ilgili yapılan bir araştırma var. Biliyorsunuz 2023 yılına ait Türk toplumunun %76'sı laik bir ülkede yaşamak istediğini beyan etmiş. Aslında halkımız içerisinde laik bir toplumsal yaşam içerisinde yaşama içselleştirilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla şunu anlamaları gerekiyor aslında. Nasıl din propagandası yapmak serbestse, din eleştirisi, hele politikleşmiş din eleştirisi yapmak bu kadar mübah ve serbesttir. Dolayısıyla bunu Türk toplumunun ısrarla işlemesi gereken önemli konu noktalardan bir tanesi. Şimdi bu Türkiye'de din eleştirisi artmaya başladığı için, şeriat eleştirisi artmaya başladığı için bu sefer devletin ideolojik aygıtlarının kullanılmaya başladığını görüyorsunuz. Ben çocuğa üzülüyorum gerçekten. Çünkü bir insanı yersiz yurtsuzlaştırmak, insanın peşine terör örgütlerinin takılması, insanın hayatını çekilmez kılabilir. Ama bu ülkede biz bunlara alışkınız. Bu ülkede bir linç kültürü, bu ülkede kendisi gibi düşünmeyenleri vatan haini ilan etme, kafir ilan etme, öteki ilan etme ve Batı'nın ajanı ilan etme gibi pek çok olguyla karşılaşıyorsunuz. Bana da belki şey diyebilirler, Batı'nın ajanlığını yapıyor. Ben sıradan bir öğretim üyesiyim. Kendi başına olan bir öğretim üyesiyim. Fikirlerimi de her ortamda söylüyorum. Niye söylüyorum onu söyleyeyim. Onlar söylüyorsa bizim de söyleme özgürlüğümüz var. Bunu herkesin söylemesi gerekiyor. Nasıl din propagandası yapma özgürlüğü varsa din eleştirisi yapma özgürlüğü de vardır. Ha diyorlar ki inanç ifade özgürlüğüne eleştiriyor musun? Anayasamızda da var inanç ve ifade özgürlüğü. Bir daha söylüyorum. Ben eğer bir inanç sistemi insanların hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıyorsa, farklı düşünmeyen insanları ötekileştiriyorsa, şeytanlaştırıyorsa, kafir ilan ediyorsa, mürtet ilan ediyorsa, onun üzerine hücum ediyorsa, o artık bir inanç olmaktan çıkmıştır. İdeolojinin alanındadır ve ideoloji eleştiriye açık bir şeydir ve eleştirilmelidir. Aksi takdirde demokratik ve özgürlükçü bir kültür zaten kuramayız. Ha, inanç eleştirisi yapılamaz mı hiç? Ben buna da karşı çıkıyorum. İnanç eleştirisi niye yapılmasın? Hazreti Muhammed putperestleri eleştirmedi mi?
İslam dünyasında ortaya çıkmış mezhepler diğer mezhepleri eleştirmedi mi? Cemaatler bugün birbirini eleştirmiyor mu? Niye farklılıklara hoşgörü göstermiyorlar? Niçin karşı çıkıyorlar? Seküler olan da seküler şeylere inanıyor olabilir. Niye onun inancına saygı duymuyorlar? Niye onu ötekileştirmek, yersiz yurtsuzlaştırmaya çalışıyorlar? Ha demek ki ne tarihsel olarak ne de epistemolojik olarak inanç eleştirisinin olanaksızlığı diye bir şeyden söz edemiyoruz. Yani tarihsel açıdan da inanç eleştirisi dediğim bir olgu vardır. Epistemolojik açıdan da inanç eleştirisi dediğim bir olgu vardır. Ha burada sınır nedir? Burada sınır aşağılamamaktır, hakaret etmemektir. Yoksa entelektüel olarak her şey tartışılabilir ve her şey tartışılmalıdır. İnsanlar birbirlerine şiddete çağrı yapmadığı sürece her şey tartışılabilir bir demokratik ülkede. Bunlar düşünce özgürlüğünü şöyle zannediyorlar. Prokrustes'in yatağına oturan her şeye düşünce özgürlüğümüz var. Ama onun dışına çıkarsanız yok. Öyle düşünce özgürlüğü olmaz ki. Düşünce özgürlüğü ne demek biliyor musunuz? Karşı taraftaki insanın düşünceleri sizi tedirgin ediyorsa, rahatsız ediyorsa, diken üzerinde oturtuyorsa sizi ve siz hala onu söyleme hakkının olduğunu, onu gündeme getirme hakkının olduğunu düşünüyorsanız, onu anlamaya çalışıyorsanız, o zaman sizin düşünce ve ifade özgürlüğünüze ona inandığınız söylenir. Aksi takdirde sizin gibi düşünen ya da size yakın düşünenlere düşünce özgürlüğü değildir ki o, kendinizi onaylatmaktır. Düşünce özgürlüğü karşıt fikirlerin aleni olarak tartışıldığı bir ortamı gerektirir. Dolayısıyla düşünce özgürlüğü kendinden olana değil, tam tersine seni tedirgin edene, söylediği argümanlarla seni yerle bir edene, seni diken üzerinde oturtana, ona karşı gösterilen bir şeydir. O yüzden bu hoşgörü, tolerans kültürü oturmamış gibi gözüküyor. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Seküler bir ülkede birisi ben kutsal kitaplara inanmıyorum, hiçbir şeye inanmıyorum elbette diyebilir. Yani bunu kim engelleyebilir ki? Bunun devlet buna karışabilir mi? Devlet insanların neye inanacağına karışır mı? Devlet insanların ne yiyip ne içeceğine karışır mı? Devlet insanların nasıl sevişeceğine karışır mı? Karışmaz. Karışıyorsa ben size söyleyeyim mi? O liberal bir devlet değildir. Ona biz faşist devlet diyoruz. Faşist devletlerin olduğu yerde hepiniz biliyorsunuz dinin belli bir yorumuyla o iktidar her zaman uzlaşı içerisine girmiştir ve din ve iktidar birleşerek öteki üzerinde sürekli baskı, sürekli bir demokrasi kılıcı gibi sürekli bir baskı unsuru olarak kullanılmıştır. Türkiye yanlış yere doğru savruluyor. Türk entelektüellerinin bu açıdan hemen her konuyu sağduyuyla, sükunetle ve entelektüel bir ortamda tartışma geleneği oluşturmaları gerekir. Buna Hocam isterseniz iktidarın karışmaması gerekir. Diamond Tema olayından kısa bir süre sonra ben bunu yorumladım ve sizin söylediğinize benzer şeyler söyledim. Ve orada seküler agnostik birisinin şeriat isteğine karşı bariz bir üstünlüğü olduğunun ve bunun bir rahatsızlık yarattığını, zaten yukarıdan aşağı İslamileştirmenin ters tepkiler verdiğini vesaire söyledim. Daha sonra bir izleyici Diamond Tema'nın bir videosunda bozkurt işareti yaptığı bir görüntüyü bana yolladı ve şöyle bir şey dedi, benim solcu olduğumu bildiği için hala bu adamı savunuyor musunuz dedi. Ben de ona dedim ki yani ben o gencin zaten siyasi olarak nerede durduğunu biliyorum ama zaten önemli olan benimle aynı çizgide olmayan birisinin özgürlüğünü savunabilmektir diye söyledim ve bayağı da takipçiler içerisinde bunu takdir edenler de bayağı oldu. Evet, sizin de dediğiniz gibi benim gibi Gitgide. düşünen insanların şeylerini savunduğu, destek verdiğim zaman düşünce özgürlüğü savunucusu değil, en fazla kendimi Yazıklar haklı. olsun. Evet, yayınımızın sonunda bir teknik aksaklık oldu ama Profesör Hasan Aydın'la her şeyi konuştuk. Çok doyurucu bir yayın oldu. İslam kültüründe düşünce ve ifade özgürlüğü var mı? Tarihten örneklerle 19 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Hasan Aydın bizleri aydınlatan çok önemli şeyler söyledi ve özellikle de son Diamond ya da Diamond Tema olayında neyin neden olduğu konusundaki saptamalarının altını bilhassa çizmemiz gerekiyor.
Profesör Hasan Aydın'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.